Selam arkadaşlar. Şimdi sizinle polinomlar yapacağız ama bir soru sormak istiyorum. Fonksiyonları biliyor musun? Evet biliyorum. Tamam. Bravo. Bitti. Polinomları da biliyorsun. Çünkü polinomlar fonksiyonların özel bir halidir. Yani aslında sen fonksiyon biliyorsan polinomları biliyorsun. Hadi ispatlayalım. Gelsin bakalım iki gözümüzün çiçeği ve geldi. Başlıyorum. Şimdi arkadaşlar polinom kavramını tanımlayalım. Polinom bir fonksiyondur. Bunu bilin. Ama fonksiyonlar içerisinde bazı şartları sağlayan fonksiyonlar polinom olmaya yükselmiştir. Anladınız mı? Şu. Polinom olması için verilen şu x'li x'li ifadelerde arkadaşlar şuna bakacağız. x'lerin üstleri var ya bu üstler doğal sayı olacak. Yani x'lerin üstleri 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tık 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 bu sayılardan biri ise bu ifadeye biz polinom diyeceğiz. Bu artık fonksiyonluktan bir üst noktaya çıkmış polinom olmuş diyeceğiz tamam mı? Tek kural neymiş? X'in yani değişkenin üstü doğal sayı olacak. Hepsi bu kadar. Başka hiçbir özellik yok tamam mı arkadaşlar? Burada da teorik anlatmış. Sallayın bu teoriyi. Siz benim dediğime bakın. Üst doğal sayı olacak. Devam edelim. Hangileri polinomdur diyor. Hemen x'in üstüne bakıyorum. 3 var, 2 var, 1 var. Harika. E hocam burada x yok. Doğru yok ama yavrucuğum bu, bu aslında 1 çarpı x üzeri 0'dır. x üzeri 0 da 1'dir. Ve bunun üstü de sıfır da doğal sayıdır. Bakın sarıyla gösterdiğim x'lerin üstleri hep doğal sayı mı? Bravo. Demek ki arkadaşım diyeceksin ki bu bir polinomdur. Bu bir polinomu? mu? X'lere odaklan. X'in üstünde 2 var. Burada 1 var gizli bir şekilde. Gizli bir var biliyorsun. Burada sabit sayı var. Sorun değil. Sabit sayı olabilir. Bu bir polinomdur. Buradaki x'lere bakalım. Aa hocam buradaki 2 doğal sayı ama bu ne? Abo. Bir dakika bunu bir açalım. Karekök x ne demek? X'i sayıya çevirsek x üzeri 1 bölü 2 demek değil mi? E benim üstüm doğal sayımı değil. Şundan dolayı bu bir polinom değil arkadaşlar. Güzel. Aşağı gelelim. Hocam karekök 3 var. Yavrum. Karekök 3 x'in üstü değil. X'in önünde bir kat sayı olabilir. X'in önünde her şey olabilir. Her şey. Ama x'in üstüne bakacaksın. Üst doğal sayıysa tamam. Üstüm 3 doğal sayı. Üstüm 3 1. Üstüm 1 doğal sayı. 2 sabit sayı sıkıntı yok. Bunların hepsi bu polinomdur yani. Bunların hepsi şartta uyuyor. Buraya gelelim. Bak doğal sayı hayda bak bu olmadı. Eksi 1. Eksi bir doğal sayı değil. Polinom değil. Ayrıyetten şununla da bir ilgilenelim. Bu ne demektir? Bu paydadaki x kare yukarı çıkarsa x üzeri eksi 2 diye çıkar. E görüyorsunuz yukarısı nedir? Eksi 2 doğal sayı değil. Dolayısıyla iki yerden gol yedi. Bu da polinom değildir. Polinom olanlar a, b ve d. Çok iyi devam. Ha şunu da diyeceksin. Belki şöyle bir şey olsaydı. Px mesela eşittir. işte 3 çarpı x üzeri a falan deseydi. Ne anlayacaktım biliyor musun? Ve deseydik bu bir polinomdur deseydi. Diyecektin ki hocacığım buradaki a var ya a. Bu bir doğal sayı olmalı. Yani a sayısı sıfırdan büyük ya da sıfır eşit olmalı. Ve a eleman n olmalı. Yani bir doğal sayı. Yani sıfır, bir, iki, üç, dört kuralını sağlamalı diyecektik. Hemen örneği de geldi ifadesi polinom olduğuna göre yani üstler 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. M'nin alacağı değerler toplamı kaçtır? Demek ki şu üstüm 18 bölü M bir doğal sayı. M eksi 4 bir doğal sayı. 2 zaten doğal. Bu da zaten sabit sayı. Ben hemen şunu anlıyorum. Buradaki 18 bölü M arkadaşlar. M'ye bölündüğünde sonuç 1, 2, 3, 4, 5 gibi şeyler çıkacak. Ne olabilir? Buradaki M sayısı yerine ne yazabilirim? Bir kere 18 yazabilirim. Ya da küçükten başlayayım. 1 yazabilirim. 18 bölü 1 olur. 18 olur. 2 yazabilirim. 18 bölü 2 9 yapar doğal sayıdır. 3 yazabilirim. 18 bölü 3 6'dır. 4 yazamam. 18 4'e bölünmüyor. 5 yazamam. 6 yazarım. 18 bölü 6 3 yapar doğal sayıdır. <laughs> 7 yazamam. 8 yazamam. 9 yazarım. 10 11 12 13 yazamam çünkü doğal sayı olmuyor. Mesela 10 yazdın. 18 bölü 10 sadeleştir. İşte 9 bölü 5 doğal değil. Tık 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 en son 18 yazarım. M yerine yazabileceğim sayılar işte bunlardır. Fakat bu şartı sadece bu sağlamayacak ki. Buradaki m-4 de sağlayacak. Diyorum ki m-4 bunun da doğal sayı olması lazım. Şimdi ben ne yazmıştım? 1. Bir. Bu biri burada m yerine yazarsam 1 eksi 4'ten cevap eksi 3 gelir. Doğal sayı olmadı. 1 bunu doğal sayı yapıyor ama diğerini yapmadığı için almıyorum. 2'yi inceleyelim. 2 yazalım. Yani şu, şöyle yapıyorum aslında. 2 eksi 4'ü deniyorum. Tamam mı? Parantezi kaldırayım. 2 eksi 4'ü deniyorum. Ne yapar? Eksi 2. Eksi 2 doğal sayı mı değil. 2 burayı doğal sayı yapıyor mu? burayı yapmıyor. Alamam. 3'ü alayım. 3 eksi 4 eksi 1 yapar. Doğal sayı yapmıyor. Uzatmıyorum. 6'yı alıyorum. 6 eksi 4 ne yapar? 2. 2 bir doğal sayı mı? Bravo. 6 hem buradaki denklemi hem de buradaki denklemi doğal sayı yaptığı için alıyorum. 9'u alalım. Tabii ki 9 eksi 4 de 5 yapar. Doğal sayıdır. Alıyoruz. Her ikisine uyar. 18'i alalım. 18 18 eksi 4 14 yapar. Doğal sayıdır. Alıyorum. 1, 2, 3 tane değer her ikisini de aynı anda doğal sayı yaptı. Birini yapması yetmez. İkisini de doğal sayı yapacak. Meydin alacağı değerler toplam. Hemen topluyorum. 15, 18'den yapar. 33. Yapıştır. Bir daha toplayayım. 27, 33. Güzel. Devam edelim. Kural bu yani. Her ikisinde doğal sayı yapan değerleri doğal sayıları deniyorsun. Tanımlar. Polinomun derecesi nedir? Polinomun baş kat sayısı nedir? Sabit terim nedir? Arkadaşlar size şöyle bir polinom verildi ya. Burada Derece ile ilgilenelim. Derece x'lerin en büyük üstüdür. En büyük üstü x dereceyi belirler. Üstündeki derecesidir. En büyük derece polinomun derecesi olur. Yani rütbe gibi düşünün. Bak x küp var, x kare var, x üzeri 1 var, burada da x üzeri 0 var. Buradaki en büyük derece ne? Üçüncü derece değil mi? İşte senin rütben bu. Sen üçüncü rütbedensin. Yani yüzbaşısın. Rütben diğerlerine göre daha büyük. 3. Dolayısıyla diyoruz ki bu polinomun derecesi en büyük üsttür. Yani 3'tür. Güzel. Peki baş katsayı nedir? Biz ne dedik? X üzeri 3 komutandır. Yüz başıdır. En büyük rütbe ona ait. Onun önündeki ifade arkadaşlar baş katsayıdır. Çünkü bakın 2, 5, 7, 1 bunların hepsi katsayıdır. Baş katsayı soruyorsan komutanın önündeki sayıdır. Baş katsayısı 2. Bu baş katsayı. Bu da derece. Derece de 3. Tamam. Sabit terim. Sabit terim demek sondaki demek değildir. Nedir ya hocam? Sabit terim hep sonda olur. Sabit terim demek yanında x olmayan demektir. X'siz yani daha doğrusu değişkensiz. Bakın burada x değişkeni bakın şöyle x değişkeni var, x değişkeni var, var, yok. İşte bu bir sabit sayıdır. Bir sayısı sabit sayı. Çünkü bak bazen şöyle bir sazanlık olur. Bunu yersiniz ben de sizi döverim. Bak px eşittir. 3x kare artı 6x artı c artı 8. Buradaki sabit sayı kaçtır? Bak 8 deme gebertirim. 8 değil lan. Değil. X var. X var. X yok. Sabit sayı. Sabit sayı. C artı 8. Tek bir sayı olmak zorunda değil. Yanında X olan her şeyin toplamı ya da farkı. Neyse oradaki işlem işte. Onların hepsine sabit sayacağız. Tamam. Bravo. Bunu bilirsen dayak yemekten kurtulursun. Devam edelim. Polinomun derecesi 2 olduğuna göre polinomun baskı sayısı ve sabit terimi kaçtır? <laughs> ne demiş? Derecesi 2. Sana diyor ki bu ikinci dereceden bir polinom. E hocam burada x üzeri 3 var. İşte onu yok et diyor yavrucuğum. Bu olmayacak diyor. Bunu yok etmek için a yerine ne yazmalıyım? 4. 4 eksi 4 sıfırdır. Dolayısıyla 0 çarpı x küp ne yapar? 0. Uçtu gitti. Bak gerçekten artık ikinci dereceden bir polinoma döndü. A'nın 4 olması gerektiğini şuradaki cümleden anlıyorum. Şimdi a yerine 4 yazalım. Px eşittir. 4 yazarsam artı bir daha 5 var. 5x kare yapar. 5 çarpı x kare eksi 3x. Yine buraya da e, 4 yazıyorum, 4 eksi 2, 2. Şimdi soru sorsun istediğini. Baş katsayısı nedir? Katsayılar arasındaki en e, katsayılar arasındaki komutanın önünde olan, bak en büyük değil, en büyük katsayı sormuyorum, en soldakini sormuyorum. Önce komutanı bul. Buradaki rütbe kaç? 2. Komutan bu x kare. Bunun önündekidir baş katsayı. Baş katsayısına ...pardon altına da çıktı. 5 diyeceğiz arkadaşlar. Sabit terimi nedir? X'siz olan. Yanında X olmayan bu. 2. Çarpımı kaçtır? 2 kere 5, 10. Yapıştır, geç. <laughs> Devam. Kat sayıların toplamı ve sabit terimi bulma. Ben size bir soru sorayım. Sorun hocam. Şimdi bu Px eşittir. Ee, 4x kare... ...artı 5x eksi 2. Bana bunun... ...kat sayılarını söyler misiniz? Öğretmenim bunun kat sayıları 4... ...5 ve eksi 2'dir. Bak işaretiyle beraber. 2 değil. Eksi 2. Bununki artı 4. Bununki artı 5. Bununki eksi 2. Kat sayılar bunlardır. Bravo. Kat sayıların toplamını sorsam. Hocam 4, 5 ve eksi 2'yi toplarım. Topladım ne yapar? 9, 2 çıkar 7. Kat sayıların toplamı 7'dir. Harika. Şimdi ben sana ki. Peki sen polinomu bilmiyorsan. içindeki bütün e, x'leri, sabit sayıları görmüyorsan. Bunun sana kat sayılarının toplamını soruyorsa ne yapacaksın? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Bu kat sayıların toplamı 7 ya. Ee, ek, artı 4, artı 5 ve eksi 2. Şunu bir daha yazayım. Bunları bulmak için şöyle bir kolay yöntem yaparız. Amaç x'leri etkisiz hale getirmek. Yok etmek değil. Etkisiz hale getirmek. x yerine 1 yazarsan x'ler etkisiz hale gelir. Bu 4 olur. Bu 5 olur. Bu eksi 2 kalır. Demek ki ben x yerine 1 yazarsam polinomda. Bak 1 yazdığım zaman 4 çarpı 1 artı 5 çarpı 1 eksi 2. Sonuç ne yapar? 4, 5 daha 9. 2 çıkar 7. Bak biraz önce de 7 bulmuştuk. Çünkü x yerine 1 yazmak x'leri çarpmada etkisiz hale getirir. Direkt kat sayılar bana kabak gibi ortaya çıkar. Dolayısıyla arkadaşlar bir polinomda kat sayıların toplamını bulmak istiyorsan x yerine 1 yazacaksın. Bak ezber yaptırmadım yöntemini anlattım. x yerine 1 yazmak kat sayıların toplamını verir. Ne yapıyormuşuz? x yerine yine 1 yaz. Güzel. x yerine 1 yazacağız. Aynı şeyi sabit terim için de sorayım. Mesela şu polinomda <laughs> bu polinomda sabit terim nedir? Hocam sabit terim en sonunda işte kabak gibi görünüyor. Eksi 2'dir. Harika. Peki bunu bulursun dersin ki sabit terim st eşittir eksi 2. S'yi niye küçük yazdım? Neyse. Ama ya polinomun bütün değerlerini görmüyorsan o an ne yapacaksın? O zaman diyeceksin ki ha bir dakika ben şunu görmesem bile bu 4x kare 5x eksi 2 bu x'leri yok edersem sabit sayı kalır değil mi ortada? O zaman x'leri nasıl yok ederim? Heh, Diyorum ki x yerine 0 yazarsam x'ler yok olur. 0 çarpı 4 artı 5 çarpı 0 eksi 2. Bunlar zaten 0 olur gider. Sadece eksi 2 kalır. Aa, o zaman ben x yerine x yerine 0 yazarsam ne olur? x'ler kaybolur. Sadece sabit sayı kalır. İşte bu. Demek ki sa polinomu sabit terimini bulmak için x yerine bakın x yer şunu x yerine 0 yazacağız. Güzel. O zaman da da bize şey verecek. Biraz önce yaptığım gibi ee, bak burada verdim ya. Eksi 2 buldum diyor. Güzel. Yalnız şunu yapmayın. Ezberliyorlar. Mesela polinomun katsayıları toplamı kaçtır diyorum. P1. La P1 falan değil. O Px için P1. Ama ben belki sana bozuk bir polinom verdim. Px artı 3 verdim. P2 x artı 4 verdim. O zaman P1 diye ezberlemeyin kat toplamı. Ya da sabit e, sayıyı P0 diye ezberlemeyin. Şöyle. X yerine 1 yazarsam Katsayılar toplamını bulurum. X yerine 0 yazarsam sabit terimi bulurum. Doğru cümle bu. Bakın. Sizin polinomunuz Px ise katsayıların toplamı için X yerine 1 yazman yeterli. P1 sana katsayıların toplamını verir. Sabit terim için X yerine 0 yazman yeterli. Dolayısıyla P0 sana sabit terimi verir. Ama senin polinomun Px 1 ise bozuk bu polinomsa katsayıların toplamını istiyorsan X yerine 1 yazmalısın. Ama dikkat et neyi elde ettin? 1 1'den P0. Bu da P0 sana px eksi 1'in katsayıları toplamını verir. Tamam. Çünkü polinomlar aynı değil bak. Biri x, biri x eksi 1. Bunlar, bunlara biz bozuk, deforme olmuş, bozulmuş polinomlar diyoruz. Şimdi peki px eksi 1'in sabit terimi nedir? x yerine 0 yazmamdır. Tabii 0 yazarsam p eksi 1 elde ederim. p eksi 1 px eksi 1 için sabit terimdir. px için değil. Güzel. Buraya gelelim. Bunun katsayıları toplamı hocam öğrendim. X yerine 1 yazarım. 1 kere 2, 2, 1 dekle ekle 3. P3 bana P2X artı 1'in katsayıları toplamı verir. X yerine 0 yazarsam ne olur? 0 kere 2, 0, 1 ekle 1. P1 bana P2X artı 1'in sabit terimini verir. Güzel. Buna, bu farkı anlamak çok önemli yani. Çünkü birçoğu insan buna ezberliyor. Aa, diyor bu ki bu katsayıları toplamı bu sabit terim. Tamam bu p 2 için geçerli. Ama senin polinomun değiştiği zaman şartlar değişiyor. Polinomun katsayılar toplamı 4 olduğuna göre M P, sabit terim kaçtır? Bir dakika. katsayılar toplamı 4 ne demek? Polinom nerede? Px. Yani diyor ki x yerine 1 yazarsan katsayıları toplamını bulursun ve o da 4'müş. Aa çok güzel. Yani P polinomunda x yerine 1 yazdığım zaman katsayılar toplamı olan 4'ü veriyormuş. Bunu hemen uygulayalım. x yerine 1 yaz. P1 eşittir. 1'in küpü 1'dir. Eksi 1'in karesi 1'dir. K artı 2K eksi 3. Ve bunun sonucu 4 olmak zorunda. Çünkü bu ifade katsayılar toplamı vermek zorunda. Şimdi şuradan şuradan ne gelir? K. Hocam bu ikisi eksi 2 yapar. Karşıya artı 2 diye attın. 6. K eşittir 6. Biraz birbirinden uzak oldu ama olsun. Sabit terimi kaçtır? Sabit terimi eksi 3 deme lütfen. Bakın x var, x var, x yok. Şu grubun tamamı sabit terimdir. K yerine 6 yazarsan başka bir renkle yapayım. Yazayım. 2 çarpı 6 ne yapar? 12. 12'den 3 çıkar. 9. Yapıştır. Burada. Bunun tamamı sabit çünkü. ST. Çok iyi. Güzel mi? Güzel. Devam. İki tane polinom vermiş orijinal şekilde. Burada bozuk bir polinomu. Px artı bir polinomunu sabit terimi. Qx eksi bir polinomunu kat sayılı toplamına eşit olduğuna göre m'ye kaçtır. Şimdi şu cümleyi bir okuyalım. Bu ne demek? Px artı bir polinomunu sabit terimi. Sabit terim diyorsa ne yapacağım? X yerine sıfır yazacağım. Gel burada x yerine sıfır yaz. Sıfır yazdığım zaman ne bulurum? P sıfır artı bir ne yapar? Bir. Bu P1 yani Px artı 1'in sabit terimi bu ifade. Qx-1 polinomunun kat sayıları toplamına eşittir. Bunun Türkçesini yazalım. Kat toplamı ne demek? X yerine 1 yaz demektir. Gel X yerine 1 yaz. Q 1-1 ne yapar? 0. Q0. İşte buraya yazayım hatta. Q0'a eşitmiş. Bunun sabit terimi bunun kat toplamına eşit olduğuna göre M kaçtır. İşte bu denklemi kullanacağız arkadaşlar. Nerede? Aha da bu ikisinde. Gel P1. X yerine 1 yaz. P1 eşittir. 1 yazıyorum. 1'in bir, dördüncü 1'dir. 3 ile çarp 3. 1 yazıyorum. Eksi 4 artı 5 yaptı. Bu eşit olacak neye? Q0'a. X yerine 0 yazıyorum bu sefer. Burada da burada da burada da. Zaten 0 yazdım. Bunlar gitti. M artı 1 kaldı. Eşittir. M artı 1'e. Bunu sileyim. Şurası P1. Burası Q0. Bunlar birbirine eşit. 8'den 4 çıkar. 4 kaldı. M artı 1 4 ise M'nin 3 olduğunu artık hepimiz gördük. M kaçtır? 3. Yapıştır burada. Devam. Basit bir şey aslında bu. Ger gerçek kat sayılı sabit terim sıfırdan farklı P, Q, R polinomları için şöyle bir eşitlik verilmiş. Buna göre Px'in kat sayıları toplamı. Bak Px'in kat sayıları toplamı ne demek? X yerine 1 yaz. Burada 1 yazıyorsun. Yani P1. Qx'in sabit teriminin 3 katı. Qx'in sabit terimi ne demek? x yerine 0 yaz. Bunun 3 katı. Bunu hemen yazıyorum. Bak P1 Qx'in sabit teriminin 3 katıymış. Yani Q0 sabit terimi verir ya. Q0'ın 3 katıymış. Tamam. Bir gün sonra cümle burada bölünmüş. Rx'in kat sayılarının toplamı. Şimdi Rx'in kat toplamı ne demek? X yerine 1 yaz. R1. Px'in sabit teriminin 2 katı olduğuna göre. Px'in sabit terimi ne demek? X yerine 0 yaz. P0. P0'ın 2 katıymış. Yani R1 P0'ın 2 katıymış. 2 çarpı P0. Buradaki cümleleri Türkçe'ye şu şekilde çevirdim. R2 çarpı Q-1 çarpımı kaçtır? Bir dakika şunu da şuraya alayım. R1 eşittir 2 P0. Yan yana olsun ki daha güzel görüp algılayabileyim. Şimdi arkadaşlar bu ikisini nasıl kullanacağız? Şuradaki işlemi tabii ki devreye sokarak. P1 için x yerine 1 yazıyorum. Burada da, burada da, burada da. Ne bulurum? P1 eşittir Q 1 eksi 1 0 yapar. Çarpı R 2 yapar. Güzel. Başka şunu bulmak için R 1 bulmak için ya da P 0 bulmak için ne yaparım? X yerine sıfır yazarım. Hatta şimdi renk değiştireyim. Bunu bulmak için X yerine sıfır yazıyorum. 0 0 0 0 yazarsam P 0 P 0 eşittir. Q 0 eksi 1'den ne gelir? Eksi 1 çarpı R 0 artı 1 ne yapar? 1. Aslında şunları elde ettim. Neredeler? R2 burada. Q-1 burada. Güzel. Şimdi bunları nasıl kullanabilirim? Şunları kullanacağım tabii ki. P1 yerine 3 tane Q0 yazacağım. Burada P1 yerine 3 tane Q, Q0 yazıyorum. Bak şimdi ne olacak? ne olacak. P1 yerine 3 tane Q0 yazdım ya. Dur renk değiştireyim. 3 tane Q0 eşittir. Sağ tarafta ne var? Q0 Q0 çarpı R2 var. Hocam Q sıfırlar sadeleşir. Bravo. Görüyorsun. R2'miz 3 çıktı. Güzel. Bunun cevabı 3'tür. 3 üç çarpı. Şimdi Q1'i bulayım. Dur hatta bunların renklerini değiştireyim de karışmasın. 3 çarpı. Şimdi Q1'i bulayım. Q1'i nasıl bulacağım? Tabii ki şu bilgiyi alacağım. Kullanacağım. R1 yerine 2 tane P0 yazacağım. Burada R1 yerine 2 tane P0 yazıyorum. P0 eşittir. Q-1 çarpı R1 yerine 2 tane P0 yazıyorum. Anladın mı orayı? Hocam P sıfırlar gider. Bravo. Burada ne kaldı? 1. Şimdi 1 eşittir Q eksi 1 çarpı 2. Çarpı 2 de buraya bölü olarak geçerse 1 bölü 2 eşittir Q eksi 1. Bunun da cevabını 1 bölü 2 buldum. Bu da arkadaşlar Q eksi 1 de 1 bölü 2 imiş. 3 ile 1 bölü 2 çarparsan 3 bölü 2 yapar. Yapıştır. Bu kadar. İşte bu. Sana verilenlerle senden istenenler arasında bağlantıyı kurduğun an bütün mesele çözülür ki Matematiğin bütün olay budur zaten. Bir şey verir, bir şey ister. Aradaki bağı kuracaksın sen. Bunu bağ kurduğun an olay biter. Yani birçoğunuz soruları niye çözemiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Verilenleri anlamıyor. Verilenleri istenenle bağdaştırıp kullanamıyor. Verilenleri şöyle bir kenara koyacaksın. Bir dakika bana bunlar verilmiş diyeceksin. İstenenle şu. Tamam bu verilenler üstüne oynama yaparsam, birbirine dönüştürür, değiştirirsem, istenenlere benzetirsem sonuç çıkacak diyeceksin. Bütün matematik bu kadar. Devam derecesi olan derecesi aynı olan Ha polinom eşitliğine gelmişim be. Polinom eşitliği. Arkadaşlar, dereceleri aynı ve aynı dereceli terimlerin katsayısı eşit olan polinomlardır. Polinom eşitliğinde şöyle yapacaksın. İki polinom birbirine eşitse, tamam mı? x karelerin katsayıları birbirine eşittir. x'lerin katsayıları birbirine eşittir. Sabitler birbirine eşittir. Yani sağ taraf ve sol tarafı birbirinin aynısına benzeteceksin. Ulan diyeceksin bunda bu varsa bunda da şu olmalı. Nasıl yani? Şu. Bak P ve Q birbirine eşit. Ya eşitse ben şunu anlıyorum x karenin katsayısı kaç? a eksi 3. Burada x karenin katsayısı kaç? 10. İşte bu 10 ile a eksi 3 aynı. Çünkü sonuçta aynı x kare. Aynı miktarda x kare var bunların elinde. Ya da şöyle. x'ten ne kadar var? 6 tane. x'ten ne kadar var? b artı 2 tane. Tamam Bu b artı 2 ile 6 aynı. Ya da sabit sayı. Mesela şuradan başka bir renk alayım. Sabit sayı kaç? 8 artı 8. Sabit sayı kaç? c eksi 7. Ya bunlar da aynı olmak zorunda. Bütün polinom eşitliğindeki mesele budur. X'lerin önündekiler birbirine eşit olacak. X karelerin önündekiler birbirine. X küpün önündekiler birbirine. Sabitler birbirine. Bu şekilde eşitlik olacak. O zaman ben ne anladım? A eksi 3 10 olacağına göre A nedir? 13. 13 eksi 3 10. B artı 2 6 olacağına göre B nedir? 4. 4 artı 2 6. Sabit sayı 8 olacağına göre C ne olacak? 15. Çünkü 15 eksi 7 8'dir. ABC'yi topla diyor. 19, 22, 32. Yapıştır geç. ABC'yi topladım. Hepsi bu kadar. Devam. Sabit polinom. Sabit fonksiyon hatırlıyor musun? Yok hocam. Ya sabit fonksiyon yok mu? Sürekli aynı sonucu veren şey. İçinde x olmayan şey. Onun aynısı. Onun polinomusu. Sonuç hep sabit sayı. İçinde x yok. Bak sabit polinom olduğuna göre p a artı b değeri kaçtır? Ya bu sabitse burada x üzeri 5'in ne işi var? Yok et. Nasıl yok edeceğim? a yerine 2 yaz. 2 eksi 2 sıfırdır. Yok olmuş. a yerine sen 2 yazmıyorsun aslında. Mecburen 2. Çünkü bu bir sabit polinomsa burada x olmayacak. E hocam 6x üzeri b artı 3 var Tamam x'i nasıl yok edebilirsin Üstü 0 yap Bu üst 0 olursa x üzeri 0 1'dir O da kaybolur gider Dolayısıyla b yerine 3 yazarsın Böylece burası 0 olur 6 kalır burada Yani şöyle bir şey olur Polinom px şu olur Bu zaten kayboldu Bu 6 çarpı x üzeri 0 artı 10 oldu x üzeri 0 1'dir zaten yazmaya gerek yok 6 çarpı 1 artı 10 Yani ne yapar 10 ile 6'yı toplu 16 px eşittir 16 oldu. Vay. Ya p a artı b de 16'dır. p 100 16'dır. p 80 de 16'dır. Buraya ne yazdığın hiçbir önemi yok. Sabit çünkü bu. Ama inanmıyorsan şöyle yapayım. a kaçtı? 2. b kaçtı? Eksi 3. 2 eksi 3'te ne yapar? Eksi 1. Bu da 16'dır işte yani. Değişen bir şey yok. 16 sabit. px eşittir 0 polinomu. Polinomu 0 polinomudur. Derecesi belirsizdir. Evet. Bunun derecesi belirsiz. Çünkü buraya x üzeri 2 de yazsam doğru. 0 çarpı x üzeri 5 de yazsam doğru. 0 çarpı x üzeri 4 de yazsam doğru. Derecesi belirsiz ama sabit bir sıfıra giden polinomdur. Bunların derecesi kaçtır? Sabit polinomun tabii ki 0. Çünkü burada bu 5 dediğim şey nedir aslında? Px eşittir. 5 çarpı x üzeri 0'dır. Bu x üzeri 0 1 olduğu için yazılmaz. Derecesi 0'dır. Devam. Başka sayısı 4 olan ikinci dereceden bir Px polinomu için bıdı bıdı verilmiş bıdı bıdı soruluyor. Hmm. Şimdi başkası sayısı 4 olan ikinci dereceden bir polinom nasıl yazarım biliyor musun? 2 yolla yazarım. 1 polinom px eşittir. Başkası sayısı 4 mü? 4 çarpı. ikinci derecedense iki tane çarpan olacak böyle. Tamam Kökler x x eksi. Mesela köklerim biri a olsun biri b olsun. x eksi a x eksi b Şimdi iki tane kök A da burayı sıfır yapar. Bütün polinomu sıfır yapar. B yazarsam o da x'e B yazarsam o da burayı sıfır yapar. Bütün polinomu sıfır yapar. Kökler polinomu sıfır yapan değerlerdi. Dolayısıyla arkadaşlar bilmediğim iki kök için ben normalde başka sayısı da dörde buraya yazacaksın. Ben normalde böyle bir denklem yazabilirim. Fakat burada bu benim işimi görmeyecek. A, B. Şöyle yapıyorum. Bunu da yazabilirdim. Ama şunu da yazabilirim. Px eşittir. 4 ikinci dereceden ya 4x kare artı AX artı B diye bir polinomda yazabilirim. Bu ikisi de bu tanıma uygundur. Hangisi işime geliyorsa onu kullanırım. Alttaki işime geliyor şu an. Daha kolay işlem yaptıracak bana. Şimdi P2 P1'i burada uyguluyorum. Şimdi X yerine önce 2 yazayım. 2 yazıyorum. Ne yapar? P2 4 çarpı. 2'nin karesi nedir? 4 artı. X yerine 2 yazdım. 2A artı B. Bu. Peki P1 nedir? şunu yeşille yapayım pardon. P1 x yerine 1 yazıyorum tabii ki her yerde. P1 eşittir. 4 kere 1 4 artı A artı B. Şimdi farkını alalım. Hemen. 4 kere 4 ne yapar? 16. 16 artı 2A artı B'den çıkart diyor. P -1. eksi 1'i. Bunun komple önüne eksi koyuyorum. Eksi 4, eksi A, eksi B. Bunun sonucuna bana 9 demiş. Eşittir 9. Şimdi işlemleri yapalım. Hocam beyler gider. Bravo. 16, 4 çıkar. 12. Bir tane A çıkarırsam A kalır. Eşittir. 9. 12'yi karşıya at. A dedim şey eksi 3 çıktı. A eksi 3 ise anladım ki bu eksi 3. Polinomu tekrar yazarım. Benim Px'im eşittir. 4x kare ax ya. Artık eksi 3x artı b. Sadece gittim şuradaki a yerine artık yeni değer olan eksi 3 yazdım. Polinomu buldum mu buldum. İşim bitti mi? Bitmedi. Diyor ki P1 eksi P0'u bul bana. Şu işlemleri silebilir miyim? Ya da şöyle bir şurada bir numara öğrenmiştim. Onu yapayım. Şöyle bak 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 bak. Bunu al. Hatta biraz da küçült. He, taşı. Nasıl taşınıyordu? He, buraya taşı. He, ne güzelmiş ha. Güzel bir şey öğrendim. Şimdi arkadaşlar ikinci kısma geçiyorum. Burası. Gel bunu uygula. Nerede? Burada artık. Tamam uyguluyorum hemen. Hoppa diyorum ki P1 nedir? p1 x yerine 1 yazmak demektir 1 yaz 1 yaz 1 yaz 4-3 artı b bu ne olur 4-3 1'dir 1 artı b'dir peki p0 nedir onu da bulalım o da bize lazım x yerine yaz 0 yaz 0 yaz 0 yaz 0 yazarsam 4 çarp 0 x3 çarp 0 o var 0 olur sadece b kaldı sonra bu ikisinin farkını al diyor tamam 1 artı b yaz sonra çıkar x'i b'ye çünkü p0'ı çıkar diyor tamam p0 da bu çıkarıyorum e bugünü götürdü ne kaldı? 1. A 1. Yapıştır. Çok iyi. Güzel mi? Arkadaşlar emin olun soru izlemek bile, çözüm izlemek bile ufkunuzu açacak. Ama tabii ki izleyerek farkına varırsın. Anlarsın. Asıl yazarsan, çizersen keşfedersin. Aa dersin. Ve matematik keşfedilerek öğrenilen bir derstir. Senin olaylar arasındaki bağlantıyı ve kurguyu keşfedip algılaman. He demen lazım. O he sesine bayılıyoruz öğretmenler olarak. Onun için arkadaşlar yazın, çizin. Tamam Mutlaka kağıtta benden önce ya da benden sonra sorunun çözümünü kağıda yapın. Px bir polinomdur. bu da verilmiş. Pa eşittir sıfır olduğuna göre P4 kaçtır? Bak bir bilgi. Al bunu kullan diyor. Pa sıfır. Lan nasıl kullanabilirim? Bende Px bile yok. Px artı 2 var. E tamam. X yerine öyle bir şey yazacağım ki Pa'ya ulaşacağım. Ya e hocam şu artı 2'den kurtulmak için X yerine A eksi 2 yazın. Bravo. Artık X öldü. X yerine A eksi 2 yazarsam adresi şöyle yapayım. X yerine A eksi 2 değişkeni yazarsam ben ne olur? A eksi 2 artı 2'den P A'ya ulaşırım. Harika. Gel. Gel 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 şöyle. Diyorum ki X yerine A eksi 2 atadım. P. Bak X yerine A eksi 2 ata, A eksi 2 artı 2. Artı 2 şuradaki artı 2. Hocam çok aşırı da ayrıntılı anlatmayın. Sıkılıyorum. Diye olabilirsiniz ama anlatayım arkadaşlar. Bazıları anlamıyor. Onları kaçırmamalıyız. Yani onlar küsmemeli. Aa ben anlamadım dememeli. Anlayanlar biraz sabretsin. Anlamayanlar için biraz Ayrıntılı gidiyorum. Şimdi ben ne yazmıştım? X yerine A eksi 2. X yerine A eksi 2 yazarsam A eksi 2'nin karesi artı 2 çarpı X var. X yerine yine A eksi 2 yazıyorum. Artı A var. Komplesini uyguladım. Ve bunun sonucunun bana sıfır olduğunu söylüyor. Tamam. Gelin burada kare açalım. Birincinin karesi. Birinci ile ikinci çarpının 2 iki katı artı ikincinin karesi. Bu iki içeri dağıtalım. 2A eksi 4 artı A eşittir 0. Şimdi e, götüren var mı? Yok. A kare. Burada bu bununla bu bunu ne yapar? Ee, eksi 2 yapar. Bununla beraber eksi a yapar. Bu ikisi birbirini götürdü. Eşittir 0. A a kare eksi a eşittir 0. Şu bunu biraz yakınlaştırayım ya. A kare eksi a eşittir 0. Bunu iki türlü yapabilirsin. 1. A ortak parantezini al. A çarpı. Buradan a eksi 1 gelir. Eşittir 0. A ortak parantezini alacağım. Bir çarpmanın sonucu sıfırsa ne anlıyorsun? Ya bu sıfırdır ya da bu parantezin içi sıfırdır. Buranın sıfır olması için A'nın ya sıfır olması gerekiyor ya da A-1'in sıfır olması gerekiyor. A-1'in sıfır olması için de A'nın 1 olması gerekiyor. İki tane durum var. P4 kaçtır? Arkadaşlar şuna dikkat edin. A sıfırdan büyükmüş. Dolayısıyla bu elendi. Yani a birdir. Güzel. Bunu alalım. Polinomu tekrar yazıyorum. P4 kaçtır? Gel. Şu polinomu bak. Yeşille şu polinomu şimdi buraya alıyorum. Diyorum ki P x artı 2 eşittir. X kare artı 2 x artı a. A artık nedir arkadaşlar? 1'dir. O yüzden artı 1 yazıyorum. Ne istiyorsun yavrucuğum? P 4. Polinomun karnı 4 olsun diyor. Polinomun karnını 4 yapmak için x yerine 2 atamam yeterli. Güzel. O zaman ne olur? 2 artı 2 4 yapar. 2'nin karesi 4'tür. 2 kere 2 4 yapar. Artı 1. 9 yapıştır. Olmadı bir daha. Yapıştır. Çok iyi. Gördüğünüz çözümü algıladığınız olayı devam edelim. İkinci dereceden bir polinom px. Qx e eşittir c gibi bir sabit polinom. Qx bir sayı. X'siz. Çok ya Bunu, bunu bilmek benim için harikulade bir şey. Bu da bu da verilmiş. C'nin alacağı değerler çarpımı. Şimdi Qx dediğim şey aslında bir sabit sayı c. Ben bunun yerine direkt c yazıyorum ya. Bunun yerine direkt c yazıyorum. Bak ne oldu? Px eksi c gibi bir sabit sayı 3x kare eksi 4'tür. Hatta bu eksi karşıyat at. Px eşittir. C'yi karşıya at. 3x kare eksi 4 eksi c oldu. Bak Px'i buldum. C'ye bağlı ama. C'nin olduğunu bilmiyorum. Buraya gelelim. Burada da şunu öğrendim. İk, i̇çeriye içeriye Qx yerine c yazarsam Pc de 10'dur. Ya bu ikisini uygula işte yavrum. Allah Allah. X gördüğün yere C yaz. Sonucu ona eşitle. Tamam. Gel. Burada X gördüğüm yere C yazıyorum. C eşittir. X gördüğüm yere C yazarsam ne olur? 3 çarpı C kare eksi 4 eksi c eşittir. Bak pc'yi buldum. pc kaçmış? 10. Eşittir 10. Süper. Burası 3 c kare eksi c bu eksi 10'u karşıya at. Art, 16 diye at. Ee, e hatta 16'yı bu tarafa atsaydık daha mı iyiydi? c'nin alacağı değerler çarpımı kaçtır? Hayır, kökler çarpımı soruyor be. c bölü a. Ee, 16 bölü mü? dur. Bir dakika c'nin alacağı değerler çarpım. Bir şey yanlış mı yaptım? c yaz. 3c kare eksi 4 eksi c eşittir 10 at. Ha 14 ya Allah'ım. Bu eksi 4'ü karşıya artı yatmış. Artı 4 yazacağım. 14 oldu. Ha Şimdi oldu. Şimdi arkadaşlar bu eksi 4'ü de şey, 14'ü de buraya atın. 3c kare eksi c eksi 14 eşittir 0. Bu ikinci dereceden denklemin kökleri nasıl bulunur? Şimdi c'nin alacağı değerler çarpım diyor ya. Bu aslında kısa yolla e, sabit sayı bölü x karenin katsayısıdır. Yani buradaki C'yi kastetmiyorum. C bölü A formülünden eksi 14 bölü 3. Şıklarda var mı? Var. Cevap A. Ama ben size şöyle anlatacağım. Bunu çarpanlarına ayıralım. Şöyle. Şurada başka bir renk alalım. Şimdi arkadaşlar 3C kare eksi C eksi 14'te biz ne yapıyorduk? 3C'yi çarpanlarına ayırıyorduk. 3C, 3C. E, 14 ne yapar? 7'ye 2 diye ayrılır. Şuraya 7, şuraya 2 yazsam. 7, 6. Ha güzel. Eksi olacak bu. Bakın. Çapraz çarpıyorum. Eksi 7C. Bu ikisini çarpıyorum. 6C. 6C eksi 7C daha ne yapar? Eksi C. Buradakini verdim verdi. Demek ki eşleşme doğru. Karşılıklı olarak çarpanlarını yazıyorum. Yani diyorum ki 3C eksi 7 çarpı C artı 2 eşittir 0. Buranın 0 olması için ya burası 0 olacak ya burası 0 olacak. C artı 2'nin 0 olması için C'nin olması lazım. Eksi 2. Buranın 0 olması için 3C eksi 7 eşittir 0 3C 7 C 7 bölü 3. Ya da C 7 bölü 3 çıkacak. 2 tane durum var. Bunların çarpımı. Bu ikisini çarparsak eksi 14 bölü 3 burada yapıştır. Güzel. Yani şuradan sonrası şundan sonrası arkadaşlar ikinci dereceden denklem çözümüydü. O yüzden ikinci dereceden denklem çözümünü az çok bilenler kavradı. Çünkü yani şöyle bir şey var. Özellikle AYT matematiğinde arkadaşlar konular iç içe. Bir polinomun içerisinde ikinci dereceden sorabilir. Bir fonksiyonun içerisinde çok güzel çarpanlara ayırma sorabilir. Konuları ayırıp da bir soru sadece bir konuya ait olsun demiyor ÖSYM. Bir konun içinde birkaç şey olabiliyor. O yüzden biz AYT'yi artık bütünsel öğreneceğiz. İç içe göreceğiz. Hep. Devam. Oo, en bomba sorusu bu. Desen ki hocam bu dersin en bomba sorusu ne? Derim, aha bomba burada dikkat edin patlamasın." Bu arada kaç dakika olmuş şu an? Ee, 33 dakika falan olmuş. Mola verebilirsiniz yorulduysanız arkadaşlar. Ben bir yudum su alayım. Oh. Şöyle aktif bir mola vereyim ya. Daha pasif bir mola. Yok. Hangisi daha doğru? Neyse. Biraz mola vereyim çünkü 33 dakikada bıdı 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 konuşuyorum ya. Bir de hiç durmadan konuşuyorum farkında mısınız? Hadi bismillah. Devam. En bomba soruya geldik. Px birinci dereceden bir polinom. Ne anlıyorsun? Px dediğin şey Ax artı B gibi birinci dereceden doğrusal bir polinom. Doğrusal fonksiyon gibi. Ama sonuç ikinci dereceden çıkmış. Niye? Çünkü buradaki birinci dereceden polinomu x ile çarparsan x kare elde edersin. Oradan bunu gördük. Aa bir dakika tamam şuradaki 3x kare mecburen buradan üretiliyor değil mi? Bu çarpmadan üretiliyor. Ve demek ki ben x'i burada bir buradan çıkan bir sayıyla çarpmışım. 3x kare elde etmişim. Demek ki bu polinomun içerisinde 3x var. Ki x ile çarpıp içeride yani şöyle bir şey varmış hani. 3x artı Sallıyorum. C'ymiş. Bununla bunu çarpmışsın. 3x kare. Bu mecburen buradan gelir. Başka bir yerden gelemez. Sonra bununla bunu çarpmışsın. Ama px'ten elde ettiklerini de ekleyince bunları elde etmişsin. O zaman ben kesin şunu biliyorum. İçinde 3x var. Yani orada bu, bu ax artı b değil aslında. Mecburen 3x artı b. Burada bunun 3x olması gerektiğini mecbur anladım. Çok iyi anladım. Şimdi çünkü bunu anlamak gerekiyordu. Bu soruyu zorlaştıran şey buydu. Şimdi bu polinomu her ikisi içinde de uyguluyorum. Bunun için de bunun için Şimdi Px yerine ne yazıyorum? Yukarıdaki 3x artı b. Artı. Bu da ne var? x çarpı Px eksi 2. Gel. Px eksi 2'yi bulalım. X eksi bulalım. Bak. X yerine x eksi 2 yazıyorum. X yerine. X eksi 2 eşittir. 3 çarpı x eksi 2 artı b. Şimdi. X çarpı Px eksi 2 idi ya. Px eksi 2 yerine de bunu yazıyorum. 3 çarpı x eksi 2 artı b. Eşitmiş sağ taraftaki 3x kare eksi 4x artı m'ye. Şimdi bir kere e, burası ne yapar? Bu ikisi 3x yapar. 3x'i x ile çarparsan 3x kare. 3x'i eksi 2 ile çarparsan eksi 6x artı b var. Şunu bilerek yazmadım. Şimdi ekliyorum. 3x artı b. Şimdi burada ne var? 3x kare eksi 4x artı m. Bakın 3x kare her iki tarafta var. Sadeleşti gitti. Bunu buraya attım sıfır oldu. Sol tarafta 3x eksi 6x ile beraber eksi 3x yapar. 2 tane b var. 2b yapar. Burada ne var? Eksi 4x artı m. Ee, p m nedir diyor. Allah Allah. Bir dakika. Şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu? Eksi 4x'i buraya at. Artı 4x diye. 3 xten çıkar. X oldu. 2b'yi buraya at. M eksi 2b. Burada sanki bir sıkıntı var be. Ne derseniz. P M kaçtır? Bunun yerine bunu yazarsam büyük problem. Bir şey yanlış yaptım arkadaşlar. Neyi yanlış yaptım? 3x artı b yazdım. Tamam. 3x artı b. X çarpı 3x artı b. 3x 3 ile çarp. 3x kare. 3x eksi 2 ile çarp. Eksi 6x artı b. 3x kare. Beynim sulandı. Ne oldu? Şimdi eksi 3x artı 2b. Sanki b'ler de kaybolacaktı. Niye gitmediler ya? X eksi 2. B'ler kaybolmayacak mıydı arkadaşlar ya? Allah Allah. M'yi nereden bulacağım ben şimdi? Sistemim çöktü. Bana yardım edin. Ben neyi unuttum bu soruda ya? En zor soru patlamasın dedim. Ben patladım valla. he Hata mı gördüm? Bak. Bu x. P'nin polinomun tamamıyla çarpılmalı. Ama ben şurada x'i sadece polinomun ilk ifadesiyle çarpmışım. B ile çarpmamışım. Ya Aslında şöyle bir şey var burada. Bak x çarpı bunun tamamı. Burada böyle bir hatta köşeli parantez olmalı yani. Lan var ya bunu bir kaçırmışım yamulmuşum. Şimdi o zaman şu tarafı tekrar siliyorum. Siliyorum siliyorum. Baştan yapacağım burayı. Hatayı gördüm. Şimdi burası 3x artı b aynen kalıyor. Artı x çarpı Bakın, burası 3x eksi 6, 3x 6 artı b, tamam. X'i şimdi dağıtalım. Şimdi 3x artı b, artı 3x kare eksi 6x artı bx. Heh. Sağ tarafta ne var? 3x kare eksi 4x artı m. Evet arkadaşlar. Şimdi, yani benim gibi hata yaparsanız biraz geriye dönün. Bir yerde bir şey unutmuş olabilirsiniz, onu yakalayın, sonra devam edin. Bakın bunlar tak tak. Şimdi birbirini götürdü. Oh be. Şimdi bakalım bakalım ne var. X'ler var. X'lere bakın. 3x var. Eksi 6x var. Bx var. X ortak parantezini alırsam. 3 eksi 6 artı b yapar. Burada ne var? Eksi 4 x artı m. Bakın x'in katsayısı eksi 4. Buradaki x'in katsayısı bu. Bunlar birbirine eşit olmalı. Yani burası eksi 4 olmalı arkadaşlar. Tabii ki şunu da unutmayın. Şurada bir tane b unuttuk. O da artı B diye şurada kaldı. Yine bir şeyler unutmayalım ha. Dur kontrol edelim. Tamam. Bu B burada kaldı. Güzel. Şimdi buranın eksi 4 yapması lazım. Eksi 4 yapması lazım. Kenara al. 3 eksi 6'dan yapar? Eksi 3. Eksi 3 artı B. İşte bunun içerisi eksi 4 yapmalı. Buradan B'nin eksi 1 olduğunu anladım. B eksi 1. Şimdi sabit sayımız kaç? B. Sabit sayımız kaç? M. B de M'ye eşit. Şimdi zaten M eşittir B ise B de eksi 1 ise M eksi 1 demektir. Oh be buldum pm nedir dediği p-1 nedir diyor bana. Tamam gel şu polinomu da hemen uygula. Gel bizim polinomumuz px eşittir. 3x artı b. b'yi eksi 1 bulmuştum. 3x eksi 1'dir. Neyi soruyor? p 1. x yerine eksi 1 yaz. 3 çarpı eksi 1 eksi -1, 1. 3 kere eksi 1 eksi 3. Bir de burada var eksi 4. Var mı şıklarda? Oh be yapıştır ve geç. Son soru yani bu kısımdaki bu son soru 11. soru gerçekten sağlamdı. Burada beni de yanılttı. Ben de Tonga'ya düştüm. Dikkat edin bomba patlamasın dedim ve bomba elimde patladı. Demek ki gerçekten dikkat edelim. Devam. Polinomlarda çarpma işlemi. Bildiğin dağıtma işlemi. Çarpmadaki dağıtmanın aynısı. Px ve Qx birbirine dağılırsa diyor. Polinomun felemesine bak. Rx dediğim şey. Px çarpı Qx'miş. Px'i aynen yaz. X kare eksi 3x artı 5 çarpı Qx diyor. Qx'i de aynen yaz. 2x artı 1 Şimdi dağıt ya. X kareyi al bununla çarp. Ne olur? 2x İk, küp. 2x küp. Sonra x kareyi al bununla çarp. Artı x kare. Sonra ne yapıyorsun? Eksi 3x'i bununla çarpıyorsun. Eksi 6x kare yapar. Eksi 3x'i 1 ile çarpıyorsun. Eksi 3x yapar. Sonra sıra geldi 5'e. 5'i 2 ile çarpıyorsun. 10x yapar. 5'i 1 ile çarpıyorsun. 5 yapar. Arkadaşlar bir düzenleme gerekebilir. Bakın x küpten bir tane var, 2x küp. Yani bir tane derken, şurada bir tane terim var, 2x küp var. X kareden burada da var, burada da var. Toplarsanız eksi 5x kare yapar. Xten burada da var, burada da var. Toplarsanız 7x yapar, artı 5 yapar. Böyle düzenleyip yakışıklı halde bırakın, tamam? Bunun e, derecesini bulun diyordu. Derecesi 3'tür. Baş katsayısı kaçtır? 2'dir. Burada şunu söyleyeyim. Derecesini bulmak için bu kadar ameleye gerek yoktu. Niye hocam? Ya derece en büyük üst değil mi yavrum? En büyük üstü buradaki en büyük üstü ile buradaki en büyük üstü sayı çarparak üretilir zaten. Biz direkt x kare ile buradaki 2x'i çarpıp en büyük 2x küpü elde edebilirdik. Derdi ki kardeşim derecesi 3 baş sayısı 2 bitti. Bunu da diyebilirdik ama çarpmanın nasıl yapıldığını da göstermek istedim. İleride böyle yapacağız yani kısa olanı yapacağız. Boşuna derece için hepsini çarpmamıza gerek yok. En büyük üstü iki sayı çarptığın en büyük derece ortaya çıkar zaten. Onun katsayısı da başka sayı olur. Mesela polinomun derecesi px'in derecesi şöyle gösterilir. Derece px m olsun. Derece qx n olsun. Tamam. İki polinomun çarpımının derecesini sorarsa üstler toplanır demiş. Niye? Çünkü şunu kastediyor. Yani px'in derecesi mesela x üzeri m artı bir, sürü x'li bir şey var. Önemli değil. En büyük bu. Qx'inki de nedir? x üzeri n diyelim artı bir sürü bir şey var. işte. 6x kare artı 5x x1 falan. Yukarıda da devam ediyor. Polinomun devam benim için önemli değil. Ben bu ikisinin çarpımında en büyük üstü yani dereceyi merak ediyorsam sadece en büyük dereceli iki tanesini çarparsam bunları çarptığım an ne olur? E çarpma işleminde hocam üstler toplanır. M artı ne olur? Yeni derecem iki derecenin toplamı olur. Çünkü çarpma işleminde biliyorsun x üzeri m çarpı x üzeri n çarpıldığında üstler toplanır. M artı ne diye. Katsayıların da bir önemi yok. Katsayılar yeni katsayı üretir. Bana dereceyi sorduğunda Buna dikkat etmeliyim. Çarpma mı yapıyorum, bölme mi yapıyorum? Üstleri toplayacağım mı, çıkaracağım mı? Buna bakarım. Bu ikisini çarptığında diyor, 5x'li terimin katsayısı sayısı kaçtır? Arkadaşlar, bir, bu ikisini çarpabilirsiniz. Bütün terimleri amele gibi bir bir, mesela bunu bununla, 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 bununla. O bittikten sonra bunu bununla, 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 bununla. O da bitti mi? Bununla, 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 bununla. O da bitti mi? Bununla, 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 bununla. O da bitti mi? Bununla, 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 bununla. Hepsini çarpabilirsin. Ama, ya x üzeri 5 terimin katsayısını soruyor ya. Sadece x üzeri 5 elde ettiklerimi çarpayım. Nasıl yani? Aslında hepsini çarparsın ama ben pratik yapıyorum. Diyor ki, Ulan diyorum 2 x üzeri 5'i neyle çarparsam x üzeri 5'li bir şey elde ederim. Aha 5 ile. Tamam. Çarptığım an 5 kere 2 10. 10 çarpı x üzeri 5 elde ettim. Başka? Şimdi buna gelelim. Bunu neyle çarparsam x üzeri 5 elde ederim. x üzeri 4 var. Demek ki x üzeri 1 ile çarparsam x üzeri 5 elde ederim. Eksi 3 x üzeri 4'ü eksi 4 x ile çarparsam 4 kere 3 eksi ile eksi artı yapar. Artı 12 x üzeri 4 ile x üzeri 1 çarpılınca x üzeri 5 yapar. Güzel. Sadece onları alıyorum bak. Diğerlerine ilgilenmiyorum. <laughs> Peki. Eksi 7 x üzeri 3. Tabii ki x kare ile çarpmalıyım. Bununla çarpmalıyım. Eksi 7 eksi 6 ile ne yapar? Artı 42 çarpı. x üzeri 3 x üzeri 2 ile x üzeri 5 yapar. Bak ne kadar pratik oluyor ya. Peki x kareli bu ifadeyi neyle çarpılayım? Tabii ki x küpüyle. Bununla çarparsam x üzeri 5 yapar. 3 ve 1 var. Çarp 3. x kare x küpten ne yapar? x üzeri 5. Bu da artı. Niye? Bu artı. Diğeri de artı. Artı oldu. Bunu hiç aşağıdakilerden neyle çarparsam çarpayım. x üzeri 5'i elde edemem. Arkadaşlar bunları da toplayacağım. Artı eksi olmalarına dikkat edeceğim. 10 tane var. 12 tane daha. 22. 42 de burada ne yapar? 64. 3 de burada 67. x üzeri 5 yapar. Demek ki yapıştır burada. 67 tane x üzeri 5 olacak. Kat sayısı 67. Nasıl? İyiydi. Ve son soru. Sonra finito. Arkadaşlar son soru klasik. Soru bankalarında çok karşınıza çıkacak. P ve Q'nun derecelerini vermiş. Vermemiş. P'nin karesi çarpı Q 11. P çarpı Q x küp 13. <laughs> x'in çarpımı derecesi. Ben diyorum ki P x'in derecesi M olsun. Qx'in derecesi de ne olsun? Yani benim Px'in Tamam sallıyorum 3x üzeri m artı Bir şey bir şey bir şey bir şey Önemli olan şey şu x üzeri m mi? Evet Hatta bu 5 miş? bana kaç sayı sormuyor ki Derece soruyor bunun da bir önemi yok O yüzden sallayabilirsin hatta boş bile bırakabilirsin Qx'in derecesi de Ne demiştik ya x üzeri n artı işte 6x kare artı 5x artı x üzeri 7 artı hiç önemli değil Bu da bu da bu da gidiyor ben en büyük bunda M, bunda N seçtim. Diğerleri mutlaka daha küçük. Dolayısıyla şunu uyguluyorum. Bak P'nin karesini al diyor. Arkadaşlar siz bunun karesini aldığınız zaman buradaki her bir terimin de karesini alacaksınız değil mi? Her bir terimi. O zaman Px karenin yeni derecesi bu M ile 2'nin çarpımından 2M gelir. Evet. Şimdi not alıyorum. P kare X'in derecesi X üzeri 2M artı bıdı 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 bir şeylerdir. Qx nedir? Qx'de hiçbir değişiklik yok. X üzeri n artı bıdı bıdı bir şeyler. Bunları çarptığın zaman derece 11 oluyor diyor. Arkadaşlar bu ikisini çarpalım. Bununla bunu çarptığın zaman ne olur? Çarpma iş işleminde üstler toplanır. X üzeri 2m çarpı x üzeri n'den en büyük dereceli terim x üzeri 2m artı n olur. Yani benim derecem 2m artı n'dir. E o derecenin de 11 olduğunu iddia etmiş. Ha, bu 11 olmak zorunda. İlk bilgi 2m artı n 11'dir. Şurayı M'yi biraz daha güzel yapayım. 2M artı ne 11. Heh şöyle. Bunları da mavileyim. Bu birinci. Tamam. Al bunu kenarda dursun. Gelelim ikinciye. İkinciyle yeşille devam edeyim. Px. Px'in e, derecesi neydi? X üzeri M. Çarpı Qx küp. Bak. X yerine ne yazmış? X yerine X küp yazmış. O zaman sen de buraya X küp yazdığın zaman bir de eninci kuvvet. Ya aynı yere yazmasaydım keşke ya. Dur üst üste yapınca belki kafanız karışacak. O yüzden şöyle yapıyorum. Bak QX şuraya çekiyorum. Q x küp. X yerine x küp mi yazdım? Burada da x yerine x küp yazarsan x küp. Üzerinde ne var? Ne? Ne oldu? X üzeri 3n. üst üstü çarpılır ya. En büyük derecen 3n oldu. Bakın size ezberletmiyorum. Buna ezberleme yöntemleri de var ama boş verin ezberi. Mantığı anlayın. Ben bir öğretmenim hiç ezberlemiyorum. Mantığını biliyorum. Tıkır tıkır gidiyorum. Şimdi diyorum ki buradaki Q x küp için en büyük terim X üzeri 3N'dir. Peki bunları çarptığın zaman bu çarpma işleminde şu üstten ne olur? Toplanır. Toplandığında yeni dereceyi elde eder. X üzeri M artı 3N ve bunun da 13 olduğunu elde et, söylemiş Eşittir 13. Buradan da ikinci bilgiye ulaştım. Şimdi bu ikisini çözelim. Ee, M artı 2N pardon M artı 3N eşittir 13 buldum. Aşağıda ne var? 2M artı N eşittir 11 buldum. Buradan bana M ve N'yi bulabilir misiniz? O zaman kafadan bulabilir miyim ya? 3 yazsam 9 4. 4 yazsam 8. Vay be. Lan hakikaten buldum ha. X 3 9. Bu da 4. 4 kere 2 8 artı 3 de 11. Harbiden kafadan buldum. Kafadan bulmasaydım şöyle olacaktı. 4 3 olduğunu bilmeseydim şöyle yapacaktım. M'yi veya neyi yok etmeye çalışacaktım. Nasıl yani? Örnek veriyorum. Şunu eksi 3 ile çarpacaktım. Eksi 3 ne artı 3 ne birbirini götürsün diye. Ne olacaktı? Eksi 3 ile çarp. Eksi 6 M. Eksi 3 ile çarp. Eksi 3 ne? Eksi 3 ile çarp. Eksi 33. Çarptım. Güzel. Toplayınca bunlar birbirini götürecekti. Eksi 5 m eşittir. Eksi 20'den. M ne olacaktı? 4. Tamam. M 4 ise M'yi yerine 4 yaz. At karşıya. 9, 3 ne? 9 ne? 3. Böyle bulunacaktı. Dereceleri çarpımının derecesini soruyor. Tamam mı? çok basit ki. Bunun derecesi x üzeri m idi. Yani x üzeri 4. Bununki x üzeri, x üzeri m x üzeri neydi? x üzeri 4 x üzeri 3 x üzeri 7 derece 7 oldu işte Bu kadar. Uh, çok iyiydi ya. Güzel bir dersti. Bir, daha de, bir yerde patladım. Çözümü göremedim. Parantez alamamıştım. Olabilir arkadaşlar. Ama polinom çok güzel ve özel bir ders. Yani şöyle anlatayım. Arkadaşlar polinomdan bedava birkaç soru geliyor. Bir ya da iki. Kaçırmayın ya. Valla fonksiyon çalışın. Zaten polinomda öğrenmiş olacaksınız. Fonksiyon polinom beraber gidecek. Ben şu an sınava bir hazırlanan öğrenci olsaydım oturur Sabah akşam fonksiyon çalışırdım. Bak fonksiyonla beraber polinomu öğrenmiş olurdum bu sayede. Giderdim diziler çalışırdım. Logaritma çalışırdım. Ya şuradan sadece şu dört konudan bunları zaten çok iyi anlamalıyım AYT yapmak için. Bunları anladığım zaman zaten en az 5-6 tane net demek. E şimdi TET'den de gelen AYT e, tarzı sorular var. Yani AYT'nin içinde TET ile bağlantılı da 5-6 soru var. Ya burada onu 15'i on zorlardım yani daha AYT'ye girmeden. Çünkü AYT dediğimiz şey aslında limit türev integralle o daha karmaşık matematikle başlıyor bana göre. O yüzden polinomların, fonksiyonların ne kadar önemli olduğunu, bedava netler getirdiğini unutmayın. Sonra logaritma ve dizilere önem verin. Buradan da bedava sorular geliyor. Size böyle bedava bedava bu sınavı kazandıracağım inşallah. Tabii ki bu ilk aşama. Yani kolaydan ortaya çıkmak isteyenlerin yapacağı net. Bir de hocam ben çok daha ilerini istiyordum diyorsan limit türevi integralde onu da göreceğiz. Hadi bakalım bana müsaade kendinize iyi bakın. İkinci derste görüşürüz. Bay bay.